Kıymetli dostlar, herkese selamlar olsun. Sponsorlarımız golvar.com'un ve Kayseri Özülümü Hastanesi'nin ayrıca selamları var sizlere. 27 Eylül 2023'ün ikinci videosuyla karşınızdayım. Aslında ikinci video, belki de üçüncü video da bu video olacak. Çünkü iki şeyi birleştirip burada anlatma kararım var. İlk olarak İsmail Kartal'dan Ryan Kent kararı. Biraz da hızlanayım da belki daha da kısa süre tutarız. Arkadaşlar, videolara ilişkin bir anketim var aslında ya. Ama bunu anket olarak toplulukta paylaşayım. En çok hangi saatlerde giriyorsunuz diye, ya da ben bunu kısa shorts video olarak yapayım. Shorts videolarımızı kısa oynatma listesini izlediniz mi arkadaşlar? İzlerseniz çok büyük katkınız olur. Yarım saat açık bıraksanız bile muhteşem katkınız olur. Ben desteğinizi bekliyorum. İsmail Kartal'dan Kent kararı. Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal taraftarların Ryan Kent isteğine karşılık vermeye hazırlanıyor. Şimdi sezon başında kadroya katıldı. Kısıtlı süre buldu ama taraftarın gönlünü çalmayı başardı. Aslına bakarsanız taraftarın gönlünü çalmayı başardı demeyeyim. Ya yanlış anlayacaksınız biliyorum ama canınız sağ olsun. Taraftarın bir kısmı gelmeden çöpledi. Gelince de baktılar ki çöpledikleri kadar kötü değil. Bir vicdan muhasebesi yaptılar. Ve Kent artık hani topu taca atsa, ooo taca attı, helal olsun, bak işte futbolcu dediğim böyle olur moduna girdiler. Biraz da o yüzden. Şimdi daha fazla oynatmak istiyor İsmail Kartal. Bu haberin falan aslı yok. Ben size olması, yani gerçekleri söyleyeyim. İsmail Kartal daha fazla oynatmak istiyor. 26 yaşında 7 resmi maça çıktı. Bir gol, bir asist. İsmail Kartal Kent'i joker olarak kullanma peşinde. Ve tek joker o değil arkadaşlar. Yani Fenerbahçe'de düşünülen tek joker Kent değil. Ama şu bir gerçek. Yaşı daha genç. Kapalı savunmalara karşı şapkadan tavşan çıkarabilecek kapasitede. Fizik gücü yüksek. Ve şu an oynayacağımız rakiplerin analizini yaptığınız zaman en mantıklısı King falan oynaması. O yüzden yavaş yavaş ısınıyor. Şimdi zaten Fenerbahçe'de yedek oyuncu yok. Yedek oyuncu diye bir kavram yok. Bütün oyuncular ilk 11'de oynayacak gibi hazırlanıyor. Sık sık toplantılar yapılıyor. Rekabet had safhada. Zaten bunu da görüyorsunuz. Derin bir kadro. 3 kul var. Hani buna ben şu an için şunu söyleyeyim. 3 kul var şu an için doğru değil. Şu an için herkes 2 kul var. 3 kul var diye bir şey yok. Hatta 3. kullar milli takım gibi bir şey oluyor. Ocak ayında başlayacak Türkiye Kupası'nın hangisi, yani Ocak ayında başlayacak Türkiye Kupası'na ben kul var mul var demem. Yanlış anlamayın beni. Daha ona çok var. Ama rakipler, kadro kalitesi değişiyor. Fenerbahçe'nin kalitesi de değişiyor. İlk 11'de başlayan oyuncu ertesi maç yedek başlayabiliyor. Mesela Serdar Aziz Perşembe günü ilk 11'de, Pazar günü kadro dışı. Yani o yüzden bu da futbolcularda pozitif bir ivmeye sebep olacak gibi geliyor bana. Ocak ayı operasyonu Jorginho. Ben Jorginho diye okudum. Aylar boyunca, haftalar boyunca. BN Sport spikeri Jorginho diyor. Fenerbahçe'de yönetim Ocak ayında Arsenal'ın İtalyan yıldızı Jorginho'yu renklerine bağlamak istiyor. Şimdi bir taraftan bu haber doğru, bir taraftan yanlış. Sebebini de anlatacağım size. Sebebini duyunca işte budur be, benim hocam budur be diyeceksiniz inşallah. Yaz transfer döneminde 6 numara alınmadan transfer tahtası kapandı. Bu pozisyon için çalışmalar sürüyor ve ön libero mevkisi için Fenerbahçe birçok ismi gündemine aldı. Başlığım 1 yabancı kuralı, başlığım 2 İsmail'in satışı, başlığım 3 Crespo, başlığım 4 6 numara. Ancak hepsini burada konuşmayacağım. Ya da açık açık şu başlığı konuşuyorum demeyeceğim. Videoyu dikkatlice izleyin bundan sonrasına. Şimdi İngiliz basını Arsenal'da teknik direktör Arteta'nın planları arasında yer almayan oyuncuyu Ocak ayında Fenerbahçe'ye imza atabilir şeklinde yazdı. Little Footprint Brief adlı internet sitesindeki habere göre konuyla ilgili şu ifadeler kullanıldı. Fenerbahçe takviye arayışını sürdürüyor. İstanbul kulübü yaz transfer döneminin bitmesinden hemen önce İtalyan Brezilya orta savunucusu Jorginho'yu neredeyse kadrosuna katıyordu. Avrupa'da ilgi görmüyor. İşin bir de bu boyutu var. Nasıl görmüyor? Jorginho şu anda Arsenal'da zor bir durumda. Arsenal'ın ayrılışını kolaylaştırmasına rağmen Almanya, Fransa, İspanya'daki hiçbir kulüpten ilgi görmedi. Fenerbahçe ise olumlu bir imaja sahip, yolu Türkiye'ye düşebilir. Gelen Türk teklifleri değerlendirip kendisi için en iyi anlaşmaya gidecek. Geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Chelsea'den Arsenal'a 11,3 milyon euroya geldi. İstediği süreyi alamıyor. Bu sezon 5 maçta toplam 75 dakika süre aldı. İlk 11 şansı bulamayan Jorginho herhangi bir skor katkısı veremedi. Sezon sonunda da sözleşmesi bitecek. Transfer Market değeri 25 milyon euro. Arkadaşlar bir kere şunu söyleyeyim. Arsenal'de ben oynasam, şu an ben Arsenal transfer etmiş olsa 4 milyon euro transfer market değerim var. Yalan mı? Yok hocam, pek yalan yapacağımız haksız diyemem. İkincisi, sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Bu arada bize bugün güncelleme geldi. Bunlara daha gelmemiş. 2. Üçüncüsü, bir sene opsiyonu var. Herkes bu detayı atlıyor. Yani detay, eğer opsiyon olmasa Fenerbahçe bu arkadaşımızı belki de inanılmaz düşük bir fiyata alacak. Ama bu şey biraz işi karıştırıyor. Onu söyleyeyim. Şimdi ben Jorginho olayına ilgili şunu söyleyeyim. Hiç beklemediğiniz bir şey olabilir. Beklemediğiniz bir isim olabilir. Önce bunu belirteyim. 2. İsmail Yüksek arkadaşımıza ciddi bir transfer teklifi gelebilir. Diğer kısımda konuşalım bunu. 3. TFF yabancı kuralını devre arasında tamamen kaldırabilir. Ya da 7+4'e dönüyorum diyebilir. Eğer 7+4'e dönüyorum derse siz kıyameti izleyin. Ya bir Galatasaray'ı düşünün. Kaç tane kaliteli topçusu var ki? Türk. Yani kaliteli derken ilk 11'de, yani yabancılardan öne koyabileceği kaç tane futbolcusu var? Sıfıra yakın. Harbi söylüyorum. Bugün bak yabancı kuralı serbest desinler. Onu da söyleyeyim. Bugün yabancı kuralı serbest desin. En çok kimin işine gelir? Hocam Galatasaray'ın işine gelir. Hocam Fenerbahçe'nin işine gelmez. Galatasaray Abdülkerim oynatmayacak. Sanchez oynatacak. Nelson oynatacak. Sakaboy'u bir tarafa koyacak. Angelina'yı bir tarafa koyacak. Orta saha Torreira diyecek. Oliveira bilmem Ziyech diyecek. Sağa Tete'yi, sola Ziyech'i koyacak. Bilmem Zaha'yı oynatacak. Icardi. Hocam adamlarda daha çok yabancı var. Peki size bir şey soracağım. Elinizi vicdanınıza götürün. Bugün Kerem Aktürkoğlu kaça satılır? Taş çatlasın 7. O kadar da değil. O kadar da. Lan 10 milyon euronun üstüne teklif olsa Galatasaray eşek mi satmasın? 50 kere satardı. Bugün Abdülkerim Bardakçı'yı kaça satabilirler? 5'e satabilirler mi? Mümkün değil. Fenerbahçe gibi bir enayi çıkacak. 3,7 falan verecek, alacak dersiniz. Mümkün değil. Kazımcan 2,5-3 taş çatlasın. Taş çatlasın 2,5-3. Kaleci Günay Güvenç 500 bin euro bile kimse vermez. Başka? Kaan Ayhan. Bu arada Kaan Ayhan da hiç oynamamasına rağmen transfer market değeri de aynı durması da beni şok etti. 2,5 bile kimse vermez. Kerem Demirbay 2,5-3 bile kimse vermez. Türk sayılıyor, ondan diyorum. Kerem aynı. Halil Dervişoğlu 2,5-3 bile kimse vermez. Şimdi Fener'e dön. Yabancı kuralı serbest. Verdi hayırlı olsun 30'a gitti. İrfan Can Eğribayat 5'e gitti. Hocam yedek kalecini 5'e kimse almaz. 5'e gitti. Hadi sana 35. Samet Akaydın Türkiye'den taliplisi çıkmayacağı için yurt dışına 1,5'a gitti. 6,5. Serdar Aziz alan iyi yedek. Mert Müldür 4'e 5'e gideri var. Hocam kimse 2,5'a gitsin. İsmail Yüksek 15'e gitsin. Cengiz Ünder 15'e gitsin. İrfan Can 12'ye gitsin. Emre Mor 8'e gitsin. Daha tek tek sayalım mı? Umut Nayir'i bile 2'ye 3'e okutur. Yani yabancı kuralının serbest kalması en çok Fenerbahçe'ye yarar. Çünkü rekor satış yapan Fenerbahçe rekoruna rekor ekler. Bu dediğimi unutmayın. Bu arada Cengiz Ünder'i ve Emre Mor'u iyi takip edin. Belli mi olur? Belki sürpriz şeyleri görebilirsiniz. Dün göremedik de. Belki bugün yarın görürüz. Belli olmaz bazı şeyler. Mehmet Büyükekşi'den flash açıklamalar. TFF'nin Galatasaray Menşehir Başkanı Mehmet Büyükekşi, Vincenzo Montella'nın imza töreninde konuşmuş. Tunç'a başarılar diliyorum. İyi niyetle profesyonellikten ayrıldık. Montella ile anlaştığımızı duyurduk. Aileye hoş geldin diyorum demiş. Futbolculuk kariyeri başarılarla dolu. Bize ne? Disiplinli, parlak falan filan. Adana Demirspor teknik direktörlüğü görevini başarıyla yerine getirdi. Abi Montella Fenerbahçe'den anılırken ben size ne dedim? Yanlış anlamayın dedim. Adana Demirspor'un başına bugün beni koyun. Ben de başarılı olurum. Çünkü Adana Demirspor'un kalbur üstü, hatta daha amiyane tabii standart üstü bir kadrosu vardı. Hala da var. Bugün beni koyun Adana Demirspor'a. Kaçıncı bitirecekler? 4. En kötü ihtimal 6. bitiririm. En kötü. Hocam sen şampiyon da yaparsın ya. Eyvallah kardeşim, sağ olasın. En kötü. Lan kadroya bir bak. Adamın oynattığına bak. Oynatmadığına bak. Kayserispor'da garibim transfer tahtası kapalı diye Hasan Ali Kaldırım'ı falan alabildi en son anda. Anladınız mı? Kayserispor'la git 4. bitir. Git Çaykur Rize'yle 4. bitir. Git Samsunspor'la 4. bitir. Diyeyim ki hocaymış. Geçin ya. Geçiniz bunları. Yine söylüyorum bak. Adamın en büyük tek özelliği şuydu. İyi futbolculardan iyi top oynatıyordu. Tek güvendiğim tarafı o. Yoksa ya ben size bir şey söyleyeyim. İlhan Palut gayet iyi yapar. Erdoğan. Ömer Erdoğan. Alanya'ya bakmayın, biz Alanya'yı 1-0 yendik. Farkı kaçırdık. Alanya teknik direktörü o kadroyla bizden 7-8 tane yemesi lazımdı. Hocam hakem faktörü. Hakemi de geçin. 7-8 yemesi lazımdı. Boş adam değil bunlar. Volkan Demirel. Hani eskileri geçtim. Aykut Kocaman'ı falan geçtim. Dediğimi unutmayın. Neyse bu kısmı bitirelim de bu video bitmiş olsun. Umarım istikrar devam eder demiş. Hangi istikrardan bahsediyor onu pek anlamadım. Herhalde yenilgi istikrarından bahsediyor. Kimle maç yapacak olsak acaba bu sefer kaç yiyeceğiz diye oynuyoruz. En genç milli takımımız diyor. Avrupa'nın en genç milli takımı olan milli takımımız. Önümüzdeki ilk hedef Almanya'da yapılacak Euro 2024'e katılma. Merak ediyorum, en geç milli takım olduğumuz kanısına nereden vardınız? Çok merak ediyorum. Ya Fransa bugün dese ki ulan yaşlıların hiçbirini almıyoruz dese 4 tane yaşlıyı çıkartır. Zaten en geç Fransa oluyor. İlginç. 3 yıllık anlaşma yapılmış Montella ile. Türkiye'de ikamet edecek. Türk milli takımda görev yapan hocalarımız kendi ülkesinde kalmış. Milli maçlardan milli maçlara gelmiş gitmiş bak. Bak bak. Kendini nasıl yakıyor bak. İstanbul'da ikamet etmesi diyor. Hocamızla anlaşmamız. Burada kalacağı için sadece İstanbul ve Trabzon'daki maçlar izlenmeyecek. Anadolu'daki tüm takımların maçlarını izleyecek. İlk adımını atıyor. Cumartesi günü Konya'ya, pazar günü Konya Beşiktaş maçını seyredecek. Ha iyi lan, İstanbul takımlarının maçını seyretmeyecekmiş. Pazartesi günü Kayserispor Başakşehir maçını izleyecek. Ha iyi. Güzel. Bu bir seferlik değil. Bundan sonra da gerekirse Anadolu'daki tüm takımların sadece Süper Lig değil falan filan. TV'den izlemeyecek. Kendi ajandasıyla diyor. Bir taraftan da sevindirici. Türk yardımcı hocalar olacak. Bakalım hangi eski Galatasaraylı hocalar yardımcısı olacak. Kuntz'un açıklamaları talihsizdi. İstikrar olması lazım. Ermenistan maçı beraber bitti. Ben yine aynı şeyi hocamıza devam edeceğimiz yönde söyledim. Orada Kuntz suçlu dedi. Ben hayır öyle bir şey yok dedim. Herkesin payı var dedim. Japonya maçı öncesinde de aynı şeyi söyledim. Hazırlık maçı hocamız yeni oynatacağı falan filan dedik. Maçtan sonra hocamızın futbolculara kamuoyu önünde ortaya atacak şekilde suçlayıcı ifadeleri. Bana kimse sahip çıkmıyor sözleri çok şanssızdı demiş. Sıkıntı olacağını gördük diyor. İyi, Allah razı olsun, sıkıntı olacağını görmüşsünüz. Sürdürülebilir başarı istiyoruz. Birlikte başaralım. Amacımız Euro 2024'de katılmak olmalı demiş. Katılmasına katılalım ama neyle katılalım? Yani karışık işler ya. Şimdi Transfer Market'ın güncellemesi var. Bana bazı şeyler çok iğrenç, biraz komik, biraz saçma geldi. Nedir o? Misal Icardi. Transfer market değeri artmış. Artacak. Haklıdır. Haklıdır. Yani bir şey diyemem. Haklıdır. Her maç gol atıyor. Peki şunu merak ediyorum. Tadic, Szymanski, Dzeko, İrfan Can Kahveci. Bunlar da artması gerekmiyor mu? Notumu aktarayım. Haziran ayından 27 Haziran'dan 27 Eylül'e kadar. Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül. 3 aylık dönemde. Ben size bir şey söyleyeyim. 3 aylık dönemde Allah'ınızı kitabınız için söyleyin. 3 aylık dönemde resmi maçlarda Fenerbahçe futbolcularından hangisi kötü? Bana şu kötü deyin. Ya şu kötü deyin. Golcüler, Osayi-Samuel bile gol atar duruma gelmiş. Hani bunu baz almıyorum tabii ki. Ben şunu söylüyorum. Yani gol, asist sayılarını bir baz alsak çıldırırsınız abi. Ben anlamıyorum gerçekten bak. Icardi gol atıyor, artıyor. Dzeko gol atıyor. Valla bazı şeyleri konuşmak gerçekten imkansız. Dzeko sabit. Mesela Joshua King 5'ten 4.1'e düşmüş. Batshuayi 10'dan 9'a düşmüş. Kaldı ki bu adam Avrupa'da da atıyor. Neyse. Şunu söyleyeceğim. İstatistiğe vurursam 90 dakikada bir gol katkısı var. Tadic'in, Szymanski'nin, Dzeko'nun ve İrfan Can Kahveci'nin. Ama çok takmama lazım. Mühim olan orada satan, yazılan değil, satabilmek. Misal Nelson ve Kerem diye iki tane çöp var. Galatasaray taraftarı diyor, ben demiyorum. Birisine 17, birisine 19 milyon euro transfer market değeri yapmışlar. Kerem'i 7'ye, Nelson'u 9'a satamadılar. Ya bizim değeri 5.5 olan İsmail Yüksek'e 12 falan teklif var. Bak şunları da söyleyeyim. Transfer Market'in yapmış olduğu son güncellemeye göre Galatasaray'ın bu sezon kadrosuna kattığı Kerem Demirbay haricindeki tüm oyuncuların piyasa değeri düşmüş. Şimdi bunu neyle yorumlarsınız? Balkanlardan gelen soğuk hava kütlesiyle yorumlarım hocam. Neyle yorumlarsın bunu? Bütün bir takımın yapmış olduğu bütün transferlerin değeri düşer mi? Günay 2'den 1.5'a düşmüş. Hocam Günay adam mı ya? Ya öyle de demeyin. Yani iyi oyuncu manasında dedik hocam. Davinson Sanchez 15'ten 14'e. Angelina 12'den 11'e. Endombili 22'den 21'e. Yalnız 22 milyon euroluk kesinlikle topçu değil bu. Yani ben şunu söyleyeyim. Davinson Sanchez 15 falan yazıyorlar. Büyük maçlarda göreceksiniz. Hani eskiden Alex'in bir repliği vardı ya. Alex Keita'yı maymuna çeviriyor diye. Büyük maçlarda görürsünüz siz bu Alexis. Allen Davinson şeyini. Sanchez'ine. Dediğimi unutmayın. Bu kafanızın bir köşesine yer etsin. Ama hocam Samsun maçında çok iyiydi. Samsun maçı mıydı? Aynen. Başakşehir maçında çok iyiydi. Aynen. Başakşehirli oyuncular kusura bakma sana girişmeye çalışıyoruz falan dediği için. Endon bile bence neyse. Kerem Demirbay 6'da kalmış. Hakim Ziyech 16'dan 15'e düşmüş. Oysa ne güzel gol at dedi. 20'ye çıkartmanız lazım transfer market. Size yakıştıramadım. Kimin safına geçtiniz bilmiyorum. Wilfred Zaha 22'den 20'ye düşmüş. Sebebi neydi ki? Sebebi neydi ki? Tete 25'ten 24'e düşmüş. Oğlum 12'ye falan 10'a falan düşürün de belki Galatasaray tazminat ödeyeceğiz ama 25'lik futbolcuyu ayartmış değil de 12'lik futbolcuyu ayartmış falan derler. Hani eğer bunu düşünüyorsanız. Bakan bu 5'ten 3.4'e düşmüş. Halil Dervişoğlu da 2'den 1.8'e düşmüş. Transfer sezonunun bitimini biraz daha hani zaman ilerleyince Sanchez 14'ten herhalde 8'e 6'ya falan düşer. Angelina da 4'e 3'e düşer. Endon bile 10'un altına düşer. Ziyech 7'ye falan düşer. Yaşından dolayı. Zaha herhalde 2'ye falan düşer. 2 milyon euroya falan. Tete de bir 10'un altına düşer. Açık söyleyeyim ben kıskandığımdan şundan bundan demiyorum ama Davinson Sanchez'in 9.75 falan. Angelina 6 falan. Transfer market ben olsam bugün ben yapacak olsam Endon bile 6.5 falan. Kerem Demirbay 6 iyi. Ziyech bence kendini kanıtlaması lazım. 7 falan veririm. Böyle 15 çok uçuk. Zaha'ya 5 veririm anca. Tete ya 8-9 bandında transfer market değeri olması lazım. Hani öyle 25'lik kesinlikle topçu değil. Bakan bu 1. Devrişoğlu 1. Fenerbahçe'nin piyasa değerleri yükselen oyuncusu İrfan Can Eğribayat. Bakın buna kızıyorum. 1.9'dan 2'ye çıkmış. Allah rızası için düzenli oynamış. Geçer not almış. Kurtarış sayısı artmış. Her şeyi artmış. Sadece 100 bin euro mu değer arttı? Ve bu oyuncunun yaşı daha genç. 34 yaşında olsa yine anlarım da. Neyse. Becao ondan 11'e çıkmış. Daha bu Becao size çok şeyleri yedirtecek. Yani şunu söyleyeyim. Becao çöp Nelson'dan 9 milyon euro düşük. Fıkra bu kadar. Osterwold'de 5'ten 5.5'a çıkmış. Neyse bir sonraki güncellemede mecburen 12'ye falan çıkartmak zorunda kalırlar. Orada Osterwold'e ile ilgili de birileri izlemeye aldı. Bilginiz olsun. Transfer duyumlarına da yavaş yavaş başlıyoruz. Osayi-Samuel 7'den 7.5'a çıkmış. Allah'tan korkun diyeceğim de. Alacağım cevabı çok merak ediyorum. Osayi 7'den 7.5'a çıkarmak. Kaan Ayhan hiç oynamamasına rağmen transfer market değerini sabit tutup Osayi'nin bu kadar oynamasına rağmen, as oyuncu olmasına rağmen, formayı kapmasına rağmen, gol asist sayılarını eklemesine rağmen, rüya gibi bir sezon geçirmeye başlamasına rağmen Mert Müldür 4'ten 4.5'a çıkmış. Bak bu saçmalık. Mert'i izlemedik ki. Mert'inki 4'te sabit kalmalıydı mesela. Bana kalsa bu böyle doğruya doğru. Ama nasıl çıktı? Hangi ara? Nerede oynadı da çıktı? İsmail Yüksek 4'ten 5.5'a çıkmış. Ya Fenerbahçe düşmanlığında level atladınız. İsmail Yüksek'in 4'ten 8'e falan çıkması lazım. Tamam, ben de 15-16 demiyorum ama. Neyse, Bartu Elmas 300.000'den 800.000'e çıkmış. Bak 3-5 oynadı. Gördünüz mü? Mert Hakan 2'den 2.2'ye çıkmış. İrfan Can Kahveci 6.5'tan 7.5'a çıkmış. Tam surata tükürmelik bir olay. Tam surata tükürmelik bir olay. Yani İrfan Can Kahveci daha ne yapması lazım? Daha ne yapması lazım? Arttırmanız için. Ama İrfan Can Kahveci'yi Galatasaray'ın yatak odasından aldığımız için normal. Şimdi Fenerbahçe'nin 2020'de kur 6.91 iken 62.7 milyon dolar. Ya yuvarlayıp söyleyeceğim. Dolar yaklaşık 7 iken 63 milyon doları 7.23'ten pardon, dolar 7 iken 62.7 milyon doları, euro da 7.23 iken 108.2 milyon euroyu TL'ye çevirdi. O günün değeriyle 1 milyar 215 milyon TL. Bakın 1 milyar 215. Şimdi dolar kuru 27.2. Euro da yaklaşık 29 seviyesinde. Yani bu miktarda borç TL'ye çevrilmeseydi Fenerbahçe'mizin dolar borcu artı euro borcu 4 milyar 831 milyon TL civarında. Yani yaklaşık 5 milyar olacaktı. 1.250'ye bozuldu. 18 Eylül itibariyle Fenerbahçe'mizin 6.16 milyar liralık borca karşın toplam varlıkları 1.52 milyar lira. Yani öz kaynaklar eksi 4.64 milyar liraya ulaşmış durumda. Bu şu demek: elde avuçta ne var satsak borcumuz 4.64 oluyor. Ali Koç kulüp başkanına devraldığı günden bu yana 5 yıllık sürede 622 milyon eurodan 213 milyon euroya gerilemiş durumda diyor. Şimdi gerileme ilerleme bunu ölçemezsin. Niye? Dolar euro arttı. Euro bazında düştü. Ama TL bazında borcun arttı. Ama euro dolar düşerken yükselirken TL'ye zarar verdi. Yani bunu tam ölçemezsin. Onu söyleyeyim. Kimsenin de savunucusu değilim. Yani Fenerbahçe kağıt üstünde 403 milyon euro borcunu azaltmış gözüküyor. Şimdi şunu da belirteyim. Fenerbahçe transfer marketine dair de ben bir harbi bir şey söyleyeyim. Fred 20 diyor. Bence Fred 20 ideal. Hiç ellememiş, hiç oynamamış. Oysa her maç oynayıp takdir toplamasına rağmen. Cengiz 20 diyor. Cengiz böyle sakatlığını sürdürürse yani biraz düşüş yaşar. Szymanski 18. Lan elinizi vicdanınıza koyun. Vicdansızlar. Vicdansızlar. Nasıl 18'de tutabildiniz? 707 dakika, 5 gol, 4 asist. Yani 9 maça çıksa 9 kere 9 81, 810 dakika yapar. 707 dakikada 5 gol, 4 asist. Ama Konferans Ligi'nde yaptı. Lan sonuçta yaptı mı? Yaptı. 18'de tutmak edepsizlik, tek kelimeyle edepsizlik. Verdi 17 milyon euro. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Lig tarihinin en pahalı transferi Ferdi Kadıoğlu. Bugün sat 30'a satarsın. Nasıl 17 yaptınız? Vicdansızlar. Nasıl 17? Ya 9 maç 786 dakika 1 gol 1 asist. Ve 17. Neyse. Livakovic 12. Kaleci konusunda yorum yapmayacağım. Becao 10'dan 11'e çıkmış. Yani kendini yeni yeni kanıtlıyor. Normal. Çok fazla süre alamadı biliyorsunuz Fenerbahçe'de. Yeni yeni. Batshuayi nasıl 9'a düştü ya? Harbi merakımdan soruyorum. Bak Becao 518 dakika oynamış Fenerbahçe'de de. Bir golü var ona rağmen. Batshuayi'yi nasıl düşürdünüz ya? Cidden merak ediyorum. Nasıl düşürdünüz? Hocam yaşından dolayıdır. Ya Fenerbahçeliğinden dolayı. 358 dakika. Yani 360 dakika olsa 4 maç. 3 gol 1 asist yapmış. Ama dediğim gibi bunlara çok takılmıyorum. Yani çok da takılmamak lazım. Arkadaşlar gelişmeler bu şekilde. Orta saha operasyonu içinde Jorginho demişken aklıma bir şey geldi. Arkadaşlar orta sahaya %106 numara alınacak. Crespo ile sözleşme uzatılsa bile 6 numara alınacak. Son dakikayı vermeme gerek yok değil mi? 3. Alınacak 6 numara Jorginho ve daha üst ayarda bir isim olacak. 4 kesinlikle 6 numara alınacak. Ve bu ismin yabancı olacağı beni de şunu uyandırıyor. Devre arasından sonra demek ki yabancı kuralı serbest kalacak. Aslında burada da herkese bir mesaj var. 5. Ali Koç'un sözü. Hepiniz bilin. 27 Eylül'de diyorum. Devre arasında katiyen bir 6 alınacak. Ama sadece 6 alınmayacak. Hücum bölgesi, savunma bölgesi çok çeşitli yerlere gidebilir. Bir orta saha daha alabiliriz. Bir kanat, forvet ya da sadece forvet alabiliriz. 2. Bir de sürpriz bir transfer yapabiliriz. 3. Bilginiz olsun şimdiden devre arasında Fenerbahçe'nin maksimum hedefi 3. Minimum kesinlikle bir transfer. Görüşmek üzere.